3 tane Biontech yaptırdım. O yüzden biraz rahatım. Sürekli böyle varyantların çıkması, sürekli hastanın ilerlemesine falan, bu duruma açıkçası inanmıyorum. Daha önce atlattım ama nasıl atlattım? Yani benim testim negatif çıktı ama benim röntgende gördüler yani. Negatif olarak koronavirüs oldum yani ben, değişik bir şekilde. Covid-19 salgını boyunca virüsün birçok varyantı ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de Omicron varyantı oldu. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara Omicron varyantının vaka artışına etkisini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık? Evet, var. Peki Omicron varyantı hakkında ne biliyorsunuz? Belirtileri nelerdir? Grip, özellikle çok ağır bir grip olduğunu biliyorum ama insanları öldürücü değil. Ama diğer koronavirüs gibi etkili olduğunu biliyorum. Çünkü ağrılarının falan fazla olduğunu söylüyorlar. Ben de hiç yakalanmadım. Çevrenizde yakalanan var mı peki? Evet çok. Etkisi nedir? Hızlı dağılması. Hızlı yayılıyor, o yüzden. Başka etkisi nedir? Artık sonuna geliyoruz herhalde. Peki Omicron varyantı hakkında ne biliyorsunuz? Belirtileri neler? Çok aşırı net bir bilgim yok. Sadece işte basından, sosyal medyadan duyduğumuz. Belirtileri hakkında bilginiz var mı? Belirtileri hakkında bilgimiz de yok. Peki aşı yaptırdınız mı? 3 tane Biontech yaptırdım. O yüzden biraz rahatım. Aşırı derecede öksürük oluyor. Hani bağırsaklarınız ağrıyor, öyle diyeyim. Baş ağrısı, grip, o kadar. Daha önce atlattınız mı peki? Evet. Aşı yaptırdınız mı? Evet. Vallahi onu tam bilemiyorum ama yani çok hızlı ilerlediğini söyleniyor ama ölüm tehlikesinin biraz daha düşük olduğunu söyleniyor. Gençlere kadar da aşılanıyor. Şu anda biz de aşımız olduk, 3. aşımızı. İnşallah gençlerimiz de duyar bunu, aşısı ne olur. Büyüklerine hastalık taşımaz. Peki belirtileri sizce neler? Baş ağrısı gözüküyor, bulantı gözüküyor. Genel olarak bunu, bir de öksürük. Yani aşırı derecede öksürük gözüküyor. Ben aslında salgına inanıyorum ama sürekli böyle varyantların çıkması, sürekli hastanın ilerlemesine falan, bu duruma açıkçası inanmıyorum. Yani Omikron da illaki ülkemizde, hatta tüm dünya genelinde ölümleri oldu mu? Oldu. Ama bu ölümleri salgına bağlamak, hepsini salgına bağlamak mantıklı mı? Bence değil. Önceden mesela şu an günümüzde normal ölümle ölenleri bile normal ölüm olarak yazdıklarını düşünmüyorum açıkçası. Her ölen korona, omikron, o varyant, bu varyant. Ya artık insanlar bu hastalıkla da, bu salgınla da yaşamayı öğrenecekler. Buna da bağışıklık kazanacağız ve ilerleyen dönemlerde omikronmuş falan filan, bunların da biteceğini düşünüyorum. Peki omikron varyantı hakkında ne biliyorsunuz? Belirtileri sizce neler? Ya aslında hiç araştırmadım omikron varyantının ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu. Sadece böyle yanlış hatırlamıyorsam duyduğum kadarıyla öksürük falan tarzında normal grip belirtileri mi varmış, öyle bir durum diyebiliyorum. Sadece bunun hakkında bir bilgim var. Omikron hakkında çok derinlemesine bir bilgim yok açıkçası. Daha önce peki atlattınız mı? Evet. Daha önce korona ailecek atlattık biz. Çok zor atlattık. Özellikle annem zor atlattı. Hatta koronanın, bu hastalığın başlarındayken koronayı yaşadık. Evet, zordu. Ama şu anki dönemde öyle mi diye düşünürseniz, aşılar çıktı sonuç olarak. Bu aşılar boşa mı üretiliyor? Bu aşılar üretiliyorsa biz hala neden varyantla mücadele ediyoruz? Veya bu hastalığın sürekli yenileniyor, yeni bir şeylerle karşımıza çıkıyor. Aslında bunu algılayamıyorum açıkçası. Buna kafa yormak gerekiyor bence yani. Tabii ki de yüksek olacağını düşünüyorum. Tedbirleri elden bırakmadığımız sürece böyle olacağını düşünüyorum. Ama artık bağışıklık düzeyi de artmış durumda. En nihayetinde hani kendimize dikkat edersek, maske ve sosyal mesafeyi de korursak, her ne kadar da yeni varyantlarla çıkmış olsa da üstesinden geleceğimizi de düşünüyorum aynı zamanda. Omikron varyantı ile ilgili ne biliyorsunuz? Belirtileri sizce neler? Açıkçası detaylı olarak bir bilgiye sahip değilim. Sadece televizyonda duyduğum kadarıyla bir bilgiye sahibim. Yeni varyantlar çıkıyor ve bir öncekine göre daha da üst seviyede zararlı olduğu söyleniyor. Bilgim bu kadar yani. Bence daha çok sosyal birliktelik arttıkça, yemeklerde, işte günlerde, düğünlerde hep beraber oldukça zannedersem daha hızlı yayılıyor. Bir de temizliğe dikkat etmiyoruz galiba. Maske, mesafe kurallarına dikkat edersek daha güzel olacak zannedersem. Peki omikron varyantı ile ilgili ne biliyorsunuz? Belirtileri sizce neler? Belirtileri boğaz ağrısı, burun akıntısı, başarısız zannedersem diye düşünüyorum. Yani şimdi bu varyant şeysi artışı olabiliyor ama yani biz de sağlıkçılardan duyduğumuz kadarıyla biliyoruz. Yani daha ben bu zaten koronavirüs varyantının ne olduğunu bile anlayamadık tam olarak. Yani biz sadece söyleneni biliyoruz. Hani bu işin içinde olmadığımız için denesek ben yalan olacağına inanıyorum yani şu an. Sizce belirtileri neler? Bence belirtileri neler? Yaşamadığım için bilmiyorum. Sadece dediğim gibi söylenenden başka söyleyecek bir söz bulamıyoruz yani. Daha önce atlatmadınız mı? Daha önce atlattım ama nasıl atlattım? Yani benim testim negatif çıktı ama benim röntgende gördüler yani. Negatif olarak koronavirüs oldum yani ben değişik bir şekilde. Ben söylenenin aksine yani halsizlik falan olduğuna inanıyorum ama bu yani omikron varyantını yaşamadığım için bir şey diyemiyorum. Valla etkisini bilmiyorum şu an. Daha önce Covid atlattınız mı? Atlattım. Peki belirtileri sizce nelerdi? Üşüme, tat alma, ondan sonra başka da öyle bir fazla da ağır geçirmedim yani. Peki varyant hakkında bir şey biliyor musunuz? Omikron varyantı hakkında? Bilmiyorum. Etkisi tedbir alması, etkisi olur. Tedbir. Tedbirini alacaksın. Başka bir şey yok. Peki omikron varyantı hakkında ne biliyorsunuz? Belirtileri sizce neler? Yok. Fazla bilgim yok. Olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Daha önce atlattınız mı? Hayır, yok. Çevrenizde var mı peki atlatan? Var. Korona atlatanlar var. Belirtileri nasıldı peki? Belirtileri koku gitti, kokalamadı. Ondan sonra başka da bir şey olmadı. Şükür şey oldu yani. Ucuz atlattı. Aşı yaptırdınız mı peki? Ya tabii 3 aşı yaptırdık. Şimdi öbürünü yaptıracağız. Yani bence omikron şeyinin vaka artışına etkisi. Yani zaten sürekli virüs değişim yapıyor. Değişim yaptığından dolayı da aslında insanlara korku veriyor. Korku vermesi sebebiyle de zaten ölüm olayları çok bu virüsten dolayı. İnsanlar tedirgin yani. Alelacele bir önlem alınması lazım buna. Ben de Covid oldum. Omikron varyantı ile ilgili ne biliyorsunuz? Belirtileri neler? Onunla ilgili bir şey bilmiyorum ama sürekli virüsün yani çoğu virüs de böyle ben az çok bilgim var. Hani sürekli yenilendiği için farklı bir virüs diye biliyorum. Vallahi bilmiyorum ki kuzum, şimdi yaşamadığım için vardır da yani hastalıktan hiç bilgim yok yani. Vallahi boğaz ağrısı, ishal, ondan sonra baş dönmesi, yani kusma bunlardır. Peki daha önce atlattınız mı? Ya bir arkadaşlardan duydum yani.